Süper Lig'den düştüğü zaman şehrimizin sevgili eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin Bey telefonla beni arayarak "Başkan, takım düştü, gelmen gerekiyor" dedi. Yine kademimizin hocam sevgili yönetim kurulu başkanı Mutlular Yolbalan Bey arayarak bizi, arayarak beni Kardemir Karabük Spor'a göreve gelmemi talep etmişti. Sevgili arkadaşlar, ben Kardemir Karabük Spor'da 20 yılın üzerinde görev yaptım. 1993 yılında Kardemir Karabük Spor bir ilçe takımı olarak Süper Lig'e çıktığımda o zamanki sevgili belediye başkanımız Dursun Atıbarak kulüp başkanıydı. Ben de as başkan olarak görev yapıyordum. İkinci defa çıktığımda da yine görevlerde bulundum. Toplamda 11,5 yıl kulüp başkanı olarak görev yaptı. İki defa şampiyonluk yaşadım. Birinde BKT Bursa'nın PTT Ligi'ne, birinde de PTT Ligi'nin Süper Lig'e çıkmasında o zaman yine başkandım. Rahmetli Metin Türker'in bize Amerika'ya giderken havaalanında 3 tane vasiyetinden bir tanesi Kardemir Karabük Spor'du. İkincisi Çelik İşler Ligası, üçüncüsü de Kardemir'di. Yıllarca Çelik İşler Ligası'nda genel başkanlık yaparak Çelik İşler Ligası'na sahip çıktı. Belli bir zamandan sonra yerime genç arkadaşların gelmesi düşüncesinden hareketle kendi rızam ve isteğimle Çelik İşler Ligası'nda bir olağanüstü kongreyle görevden ayrıldım. Karabük Spor'dan da bir yıl önce Süper Lig'e çıkartıp bir yıl Süper Lig'de de başkan olarak görev yaptıktan sonra yine orada da kendi rızamla arkadaşlara bırakmak üzere görevden ayrılmıştım. Kardemir Karabük Spor'umuz UEFA'ya gitmişken maalesef Süper Lig'e düştü. Süper Lig'den PTT Ligi'ne düştü. Bana yapılan o teklifden sonra benim Karabük'e gelip Kardemir Karabük Spor'a sahip çıkmamam gibi bir şey söz konusu değildi. Ben bıraktığım dönemde 65 milyon gerçekleşebilir bir bütçeyle bırakmıştım. Ama göreve geldiğim 10 ay önce 50 milyona yakın bir borçla ve bir kategori altta PTT Ligi'ni aldım. Arkadaşlar, geçmişte de arkadaşlarınız muhakkak iyi hizmet etmek için uğraşmışlardır. Onlara da saygı duymak gerekir. Yanlış uygulamalar olabilir, değerlendiremedikleri konular olabilir. O arkadaşlarımızın o süreçte yaptıkları o çalışmalar sonunda PTT Ligi'ne düştük. Ama olay önce hiç tereddüt etmeden, o taşın altına elimi değil kafamı koydum. Sevgili arkadaşlar, geldiğimde durumun ekonomik olarak boyutunun vahim olmasından dolayı o günkü Süper Lig şartlarına göre transfer yapılmış futbolcularla yola devam ettiğim takdirde o borçta bir kat daha katlama olacağından düşünerek bütün arkadaşlarla yollarımıza gidip PTT Ligi'ne uygun, kesimize uygun yeni bir transfer politikası uyguladık. Bu transfer politikasında da 22 tane böyle genç değerli kardeşlerimizi bizim için yazıldı, çizildi. Bu takımdan bir şey olmaz denildi.
sürekli size gelin o türbünleri doldurun diye sürekli yalvardım ve yakardım. Siz taraftarsız takım olmaz. Taraftarın olmadığı stat da olmaz. Bakın ne kadar şanslıyız ki benim görevde bulunduğum yıllarda Mehmet Ali Şahin Bey'in de desteği ve katkısıyla bugünkü modern bir stada 13 bin kişilik çok güzel modern bir stada kavuştuk.